Herkese selam arkadaşlar, ben Celip Atom. Bugün sizlerle birlikte telefon karşılaştırması yapacağız. Son posta attım Xiaomi Note 10 Lite'den iyi karşılaştırayım diye. Elimde Samsung'un M31 telefonu var arkadaşlar. Bu iki telefonu karşılaştıracağız. Gerçekten ikisi de güzel bir telefon. Birisi batarya bakımından, birisi kamera bakımından gerçekten ismini duyuran telefon arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ekran boyutuna bakalım. Note 10 Lite'ın ekran boyutu arkadaşlar 6.47 inç. Samsung M31'in ekran boyutu arkadaşlar 6.40 inç. Yani 0.7 inç bir fark var ikisinin arasında ekran olarak. İkisinin ekran boyutunu karşılaştırırsak eğer %87 olarak Note 10 Lite önde. Samsung M31'in de %83 arkadaşlar. Ağırlık olarak karşılaştırırsak Note 10 Lite 204 gram, M31 191 gram arkadaşlar. Bu Note 10 Lite biraz daha ağır. İkisinin de 64 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü var. Depolamaya gelirsek eğer Note 10 Lite 64 GB, M31 128 GB bir depolamaya sahip. Gerçekten burada bayağı bir öne çıkıyor. RAM'e gelirsek ikisinin de 6 GB RAM'i var. İşlemciye gelsek arkadaşlar Qualcomm Snapdragon 730G var Note 10 Lite'da. Samsung'da Samsung Exynos 7 serisi var. İkisi de gerçekten güzel işlemci. GPU frekansının testine gelirsek Note 10 Lite'in 2.2 GHz, M31'in 2.3 GHz. M31 burada azıcık daha öne geçmiş oluyor. Şu ana kadar kafa kafaya gidiyor gerçekten. Ekran çözünürlüğü arkadaşlar ikisinin de 1080x2340 piksel. Video kayıda geldiğimizde de ikisinin de 4K video kayıt özelliği var. Gerçekten güzel. Batarya kapasitesinde burada gerçekten M31 öne geçiyor ama çok da bir farkı yok. Batarya kapasitesinde 6000 mAh M31'de batarya var. Note 10 Lite'da da 5260 mAh'lik bir batarya var. SAR değerlerine geldiğimizde Note 10 Lite'ın SAR değeri daha fazla. Bu SAR değeri tehlike demek aslında. M31'e göre gerçekten SAR değeri daha fazla. M31'in 0.480 volt ama Note 10 Lite'ın 1011 volt SAR değeri var. Birazcık daha tehlikeli diyebiliriz. İkisinde Android 10 işletim sistemi var içinde. Ekran teknolojisine gelirsek eğer ikisinde Super AMOLED ekran kullanılmış. Gerçekten çok güzel Super AMOLED her türlü öneririm. Full HD Plus ekran çözünürlüğü var arkadaşlar. Piksel yoğunluğuna gelirsek Note 10 Lite'in 398 ppi, M31'in de 403 ppi'lik bir ekran çözünürlük yoğunluğu var. Ekran yenileme hızı ikisinde 60 Hz. Ekran özelliklerine biraz daha baktık mı ikisi de çentikli bir kamera kullanıyor arkadaşlar. Ama Note 10 Lite'in çerçevesiz bir tasarımı ve şurada göreceğiniz üzere bir kafesi var. M31'de öyle bir şey yok. M31'in ekranı dümdüz. İkisinde de multi-touch özelliği var. Yani iki elle de üç elle de aynı ekrana bassanız algılıyor arkadaşlar 2-3 eli. Ama Note 10 Lite'de HDR desteği var. HDR desteği de video izlerken gerçekten öne geçiriyor bir telefonda. Ekranda olması gereken bir şey bence. İkisinin de ekran dayanıklı arkadaşlar Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Gerçekten Gorilla Glass 5 en son çıkan ekran sağlamlığı zaten. İki ekranda da bundan olması gerçekten güzel olmuş. İki telefonun ekrandaki renk sayısı da 16 milyon arkadaşlar. Bataryalara geldiğimizde konuşma süresi olarak M31 birazcık öne geçiyor. 48 saat konuşma süresi veriyor. Ama Note 10 Lite'de 33 saat. İkisinin de girişi arkadaşlar USB Type-C girişli. Şöyle netlersek. İki telefon da hızlı şarj destekliyor. Ama fark olarak Note 10 Lite'ın hızlı şarjı 30 volt gücünde veriyorken M31'in hızlı şarjı 15 volt gücünde veriyor. İkisinin de kamera çözünürlüğü 64 megapiksel demiştik şöyle yakından da bakarsak. Optik görüntü sabitleyici yok ama bunda elektronik görüntü sabitleyici var. Yine de hani bunun olması güzel bir şey bence. Kameraya geldiğimizde arkadaşlar Note 10 Lite biraz daha öne geçiyor. Çünkü Sony'nin Excimer sensörü IMX686 bir sensörü var arkadaşlar. M31'de normal Samsung'un üretmiş olduğu bir sensör var. X'de HDR çekebiliyor, otomatik odaklanma yapabiliyor, port da çekebiliyor. İkisinde yapay zekası var arkadaşlar. Flash'a geldiğimizde Samsung M31'de bir tane flash varken Note 10 Lite'de iki tane flash var. Flash var ve birisi loş flash, birisi normal flash olarak iki tane flash. Video kayıt çözünürlüğün 4K demiştik. 4K kayıt alabiliyor iki telefonda. Gerçekten bu özelliğin olması çok güzel olmuş. Arkadaşlar geniş açı kameraya geldiğimizde de ikisi de 8 megapiksellik bir geniş açı sunuyor ve f değeri 2.2 arkadaşlar. İkisi de geniş açıda aynı diyebiliriz ama Note 10 Lite biraz daha öne çıkıyor ve ekstra bir ultra geniş açı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Makro çekim kamerasında da ikisi de 5 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığında. Ama burada dediğim gibi sensör olarak yine Note 10 Lite makroda öne geçiyor. Ama değerler aynı neredeyse. Derinlik kamerası olarak burada şaşırtıcı bir şekilde M31 öne geçiyor. 5 megapiksellik derinlik kamerası var. Note 10 Lite'da 2 megapiksellik derinlik kamerası var. Diyaframları da 2.4 arkadaşlar. İkisinde aynı. Ama sensör olarak M31'i yakalıyor dediğim gibi. 1/1.5 sensör boyutu var. Ön kamera çözünürlüğünde Samsung M31 birazcık öne geçiyor. 32 megapiksellik bir ön kamerası var Samsung M31'de ama Note 10 Lite'de 16 megapiksellik bir kamera var. Ön kamera video çözünürlüğünde arkadaşlar yine Samsung 31 öne geçiyor. 2160 piksele ön kamera çekerken Note 10 Lite 1080 piksel ön kamera video çekiyor arkadaşlar. Ön kamera değerlerinin ikisinde 30 fps olarak söyleyebiliriz. Ön kameraların diyafram açıklığı da arkadaşlar Samsung M31'in 1.0, Note 10 Lite'in 2.48, 2.0 olmasıyla birlikte Samsung 31 birazcık daha öne geçiyor. Tasarım bakımına geldiğinizde arkası cam, Note 10 Lite'in arkası cam ama bunun arkası M31'in arkası plastik arkadaşlar. Yanlarına geldiğimizde Note 10 Lite metal, M31'in de arkadaşlar
iki lastik. Ön kamera özelliklerine geldiğimizde Note 10 Lite çok öne geçiyor arkadaşlar. M31'de portre modu yavaş çekim varken Note 10 Lite'da HDR portre modu yapay zeka zamanlayıcı olarak bir sürü daha seçenek var. Burada dediğim gibi sensör olarak Note 10 Lite biraz daha öne geçiyor. İkisinde 8 çekirdek işlemcileri var arkadaşlar. Birisinde dediğim gibi Snapdragon 730G var. Birisinde Samsung Exynos 7 serisi var. Snapdragon burada Samsung Exynos 7'den biraz daha iyi arkadaşlar. O yüzden Note 10 Lite öne geçiyor. Hafıza kartı desteğine geldiğimizde Note 10 Lite'ın hafıza kartı desteği yok ama M31'in hafıza kartı desteği var. Bu bence önemli bir şey. Ve arkadaşlar hafıza kartı olarak M31 512 GB'a kadar da destekleyebiliyor. Note 10 Lite'ın 6 ve 8 GB olarak iki tane modeli var. Ama M31 direkt 6 GB modeli olarak gözüküyor bizde. İkisinde işletim sistemi Android arkadaşlar. İkisinde de radyo var ve ikisi de suya dayanıklı değil arkadaşlar. Sensör olarak da ikisinde neredeyse aynı. İvme ölçeği, jiroskop, ortam ışığı sensörü, pusula, yakınlık sensörü olarak ikisinde de her telefonda olduğu gibi bu sensörlerden var. İkisinde çift hat takılıyor arkadaşlar. Bu özellik de güzel olmuş. Bazı ekran özelliklerine geldiğimizde M31'de iki kere ekrana basıp da açma gibi bir özellik var. Note 10 Lite'da da gürültü önleyici iki tane mikrofon var arkadaşlar. Xiaomi'nin Note 10 Lite oyunlarda daha iyi bir performans vermesi için turbo özelliği var. M31'de öyle bir şey yok. M31'de de Xiaomi'de de karanlık mod var arkadaşlar. Yüz tanıması bence bana sorarsanız Xiaomi'ninki çok daha iyi. M31'in parmak izi arkada ama Xiaomi'nin önde, direkt kendinde var. Evet arkadaşlar ve videonun sonuna gelmeden de ikisinde bir fiyat karşılaştırmasını yapalım. M31 2800 lira, 3000 lira gibisinden bulabilirsiniz ama Note 10 Lite'ı 3500 gibisinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bence sorarsanız Note 10 Lite derim. Kamera sensöründen tutun işlemcisine kadar M31'i geçiyor ama M31'de öyle kötü bir telefon değil. Xiaomi'nin Note 10 Lite'a birebir gidiyorlar. Şöyle bir hani boyut olarak gösterirsem size şöyle falan Note 10 Lite kazanıyor ama M31'de gerçekten iyi bir telefon arkadaşlar. Bu videomuz da böyle oldu. Karşılaştırmamı istediğiniz telefon varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanlış bir bilgi verdiysem kusura bakmayın.